Herkese merhaba. Ders 8 ile birlikteyiz. Gün ışığında ilk kayıt belki de. Normalde gece yaralarında oluyor kayıtlarım. Ders 8'in kapsamından kısaca bahsediyorum. Biraz bol slaytlı. 219. sayfadan 269. sayfaya kadar gelen uzun slaytlarımız var. Lisanslama birinci konumuz. İleri artık Allah ne verdiyse reçete yazma konusu. O burada ileri konulardan bahsedeceğiz. Müşkül, karışık ve ilginç konulardan hızlıca bahsetmeye çalışacağız. Ardından Application Development Workflow dediğim SDK, DevTool meselesi ve farkları yönetme, diff, patch yönetme için Qt Tool'u ile alakalı bir bölüm var ki o da 242'den 269'a kadar sürüyor ve lab konusu da yalnızca buradan çıkacak. Lisanslama ve going further, artık ileri konular, advanced konuları görmüştük zaten. Bunu da advanced ve ötesi gibi düşünün. Bazı detay konular ama güzel konular seçmişler. Gerçekten slaytlar hani hepsi dolu dolu. Şimdi lisanslamayla başlayalım ve sonra writing recipes'e devam edelim. Ama şöyle söyleyeyim, burası biraz kuru bilgi. Kuru bilgi elimden, çünkü neden lapta çıkmayacak? Kuru bilgi elimden geldiği kadar dosyalar üzerinde canlı gösterimle ıslatmaya çalışacağım. Şimdi lisanslamadan başlayalım. Evet, lisansları yönetme konusu. Şimdi biz daha öncesinde hemen hatırlayalım. Şu lisans files checksum, leak files checksum diye kısalttıkları değişkeni kullanmıştık. Nasıl kullandık? Bir checksum için kullanılacak dosyayı ve onun yani lisans dosyasını ve onun checksum'ını verdik. Ola ki lisansta bir değişiklik olduğunda fark etmek üzerine bir altyapıydı bu. Hemen şimdi hatırlayalım. Bakın burada Invaders'da karşımızda duruyor gördüğünüz gibi. Bakın. Leak file checksum GPL.txt'yi herkes kendi lisansını her ne kadar lisanslar GPL V1 dediğiniz zaman onun lisans dosyası yer alıyor olsa da Meta Common lisans dosyaları içerisinde files içerisinde buradaki GPL.txt indirdiğimiz dosya içerisinde ki include'da göründüğü gibi şu pette indirmiştik. İndirdiğimiz dosya içerisinde GPL.txt eğer indirdiğimiz 0.1.1 tar.gz bu SourceForge linkinde şu lisans içeriği bizden habersiz GPL V1 değil de V3'e kırmızı alarm mesela. GPL V3'e çekilirse eğer bizim bundan haberimiz olacak. Çünkü metnin içerisinde en ufak bir değişiklik ne yapacak? Checksum'u bozacak. Checksum'u bozunca dırınım dırınım alarm. Bu çok harika bir özellik. Şimdi slide'den devam edelim. Evet biz bunu kullandık. Kullandığımızı hatırladık. Eğer kullanmıyorsanız lisansı close'da set edin demiş. Şimdi gelelim şu incompatible license meselesine. Incompatible license nerede nasıl geçiyor? Bu tek sayfada ifade edilmiş ama biraz geniş bir mesele. Şimdi biraz değinelim. Incompatible license genel olarak şunu ifade ediyor. Bu derleme için GPL V3 lisansı içeren hiçbir paketi imajıma ekleme. Tabii bu bağımlılıklarda bir çökmeye neden olabilir ve derlemenizin hatayla sonuçlanmasına
ve sizin defense, R-Defense vesaire bunları bir gözden geçirmeniz gerektiğini, bağımlılık oluşturan bir paketiniz var ama bu GPLv3, ama aynı zamanda da GPLv3 lisanslı hiçbir imaj olmamasını istiyorsunuz. Hatayı gördüğünüz zaman zaten bir yerde bir genel olarak yaklaşım hatanız olduğunu fark edeceksiniz. Örneğin biz bilinçli olarak bir hata yapalım. Politik olarak, şimdi GPLv3 neden örneği veriliyor? GPLv3 tam turaklı bir efendim copyleft lisansı versiyonu. GPLv1, v2, v3 birbirinden bazı farklar var. Biz bir uygulama yapacağız çok kısa. Hemen ardından da birkaç link göstereceğim. Şimdi AninvaderS'ımızı her ne kadar biz imajımız içerisine P3 grubumuz içerisinde P3 gruplarımıza girelim. Games içerisine R-Defense olarak AninvaderS'ımızı ekledik. Burada da kendisi bulunuyor. Ve paket olarak da GPLv1 lisansında diye biz işaretledik. Şimdi gelin local conf'a gidelim. Ben şuraya bir satır ekledim. GPLv1'li herhangi bir paket burada görmek istemiyorum dedim. Pek çok paket eklemiştim. Bir politik olarak GPLv1, v1 olmaz da genelde v3 için bu olacağı gözüküyor. Birazdan linkte de göstereceğim. GPLv1'i örnek olarak yapıyorum. Şimdi gelin hatamızı bir görelim. Image minimal. Image minimal içerisinde package group games var. Package group games içerisinde de AninvaderS tanımlı. AninvaderS da GPLv1'li. Şimdi bakın burada güzel bir error'umuzu aldık. AninvaderS üzerinden geçildi. Çünkü incompatible bir lisansa sahip. Evet, biz ne dedik? GPL şuraya global local conf'a, build conf, local conf içerisine dedim ki hiçbir derlememde GPLv1'li imaj görmek istemiyorum. Peki bu bir yönetsel bir karar. Ve dolayısıyla derleme sıramda da uyarımı aldım. İşte bu faydalı bir çalışma. Faydalı bir satır oldu. Incompatible license benim lisanslarımı yönetmem için oldukça faydalı bir değişken. Bunu bile bile mi yapıyorum? Hayır. Bir politik olarak, proje yönetimi olarak bunu bu tarz lisansları LGPL V2'leri, LGPL V3'ü çıkarın arkadaşlar dendi. Peki. GPL V3'lü herhangi bir build içerisinde paketi olmasın. Peki. Hemen buraya yazdık. Ama eskiden yaptığımız veya daha sonra yaptığımız konfigürasyonla çakışmasını, hata yapılmasını ve uyumsuz lisans olduğu uyarısını almamız bizim için faydalı bir değişken olduğunu bunun gösteriyor. Evet, politikamızla paket seçimimiz uyumlu olmasını bize zorluyor. Şimdi bazı ayarladığım linkler vardı. Bakın, Mega Manuel'de Chapter 32 Images kısmında bakın bir not var. GPL V3'süz ve LGPL V3'süz ve AGPL 3.0 komponentleri sadece minimal ve base imajlarda bu lisansları hariç tutarak derleme yapabilirsiniz. Bu durumda localconf'da eğer siz bunları çıkarmak istiyorsanız localconf'a bunları koyacaksınız gibi. Bizim şu an GPL V3'lü vesaireli LGPL 3'lü de herhalde yok. Birazdan bir manifest dosyasına bakacağız. Orada da göreceğiz. Bu linki siz de kaydedin. Ayrıca Working with Licenses. Lisanslarla çalışma için bakın bu leak files checksum'dan da bahsediyor. Birkaç detaydan bahsettiği güzel bir
Mega Manuel sayfası da var. Ayrıca lisanslama diye kısa bir işin felsefesinin detayını biraz açıklamasına daha genel ifadelerle yaptığı bir link de burası var. Ben bu linkleri açıklama kısmına eklerim. Bir de bu lisans meselesiyle alakalı bu Wikipedia'nın, tabi bunun üzerinden ben geniş bir içerik planlıyorum mu diyeyim, hedefliyorum mu diyeyim. Burada harika tablolar var. Bu arada bu döküman da yine Common Criteria. Dokümanın kendisi de CCSA 3.0 lisanslı. Bakın buradaki tablolar linkleme, dağıtım, modifikasyon, patent, özel kullanım vesaire vesaire. Umuyorum vakti gelince bu dosya üzerinden de bir içerik yapma fırsatımız olur umuyorum diyorum ve geçiyorum. Evet. Gelelim lisans bayraklarına. Hemen hızlıca ifade edelim. Normalde ticari bileşenler içermez, bu yıl sistemimiz yoktu. Bunun için bir flag tanımlanıyor. Nerede? O dosyanın içerisinde. Hangi dosyanın içerisinde? Ticari lisans içeren. BB recipe, reçete içerisinde. Başka bir noktada da whitelist'e çekilmesi gerek. Whitelist'e çekilmeden de şu commercial tag'i, aslında bu bir flag olarak tanımlamış. Bu bir sizin atadığınız bir tag. Bu tag'in whitelist'te bulunması gerekiyor. Whitelist'te kimin için? Belli bir package name için. O zaman whitelist'e geçmiş oluyor. Siz burada lisans flag'te tanımlanıyor. Commercial, my commercial, yani benim gördüğüm kadarıyla bu tamamen size kalmış. Yani commercial özel bir ifade değil. Ne zaman özel bir ifade haline geliyor artık atandıktan sonra? Hangi o paket için, hangisi? Mesela örneğin işte GStreamer'ın Ugly plugin'i için bir örnek. Şimdi biz hemen bu kuru bilgiyi ıslatalım. Bu flag örneğin bizde de GST içerisinde, GST, GStreamer Ugly plugin için nerede geçiyor hemen bakalım. Bakın başka yerlerde FFmpeg'de de geçtiğini görüyoruz. Biz Ugly plugin'in include'unu açıyoruz. Neydi? Versiyon agnostik dosyalarda değil mi bu include'lar? Şimdi lisans flag'i commercial olarak işaretlenmiş. Peki. Bir de bakalım bu whitelist'e çekilirse nerede çekilebilir? Eğer kullanacağımız zaman bu bir ticari ve onun whitelist'e çekilmeden kullanılma ihtimali yok. Örnek bir whitelist'e çekilme pozisyonu yakalayalım bu paket için. Bakın örnek local conf'lar içerisinde. Örnek bir local conf içerisinde bakın. Lisans flex whitelist'e GST'nin Ugly dahil ve diğer başka commercial olarak flaglenmiş. Buradaki yapı nedir? Commercial package name. Onunla ilgili hemen bir örnek bakalım. Biraz önce söyledim şu 7.32 Mega Manuel'deki bölüm, Working with License'ın alt bölümüne doğru bir gidiyorum. Evet. Ticari lisansı reçetelerde enable etme. Bakınız. Burada mesela flag license olarak seçilmiş. Şöyle bir formatta da yazılabilir bu flag. Bununla beraber örnek olarak bakın whitelist'te aynı bizim sunumdaki satırı ifade etmiş. Başka bir tanesi daha
eklenebilir. Veya tüm commercial'ları, anladığım kadarıyla tüm commercial'ları ve tüm license flag'leri eklemek için de package name tarafını kullanmadan da bunu ifade etmek mümkün. Bir glossary'den de buna bir bakalım. Evet, burada da bakın enabling commercial license recipes 32. bölüme yönlendiriyor. Diyoruz ve bu bahsi geçiyoruz. License flags ticari lisans için bir flag eklenir. Eklenen flag de global local conf içerisinde o flag ve flag'in tanımlandığı package name yazılarak ticari kullanım da enable edilmiş olur. Şimdi manifest dosyaları var hepsinde. Şurada image dediği bir path vermiş. Temp deploy licenses. Image, bizim image'imiz core image minimal olabilir mesela. Veya şu an nedir? Bootlin Labs image minimal imajımız. Ama burada aslında makine adı, imaj ve tarih şeklinde bir formatı var bunun. Aslında şurada TI'nin linkini vereceğim ama dosyanın lisansını bilmediğim için açamıyorum şu an. Orada net bir şekilde gösteriyor. TI'nin da bir yoktu ile ilgili PDF slide'ında. O pinlediğim linkleri sizinle ben açıklamalarda paylaşacağım. Şimdi pratik olarak biz lisans manifest dosyamıza bakalım. Evet. Bu dosyamız burada mı bakalım? Evet. Şimdi görüldüğü gibi Bootlin Labs Image Minimal ne oldu? Bizim imaj adımız, sonra Bootlin Labs, işte orada bir isim benzerliği yapıyoruz maalesef en baştan beri. Bu da makine adımız olarak tanımladık. Burada da tarih var. Şimdi bunun içerisinde bakın License Manifest dosyası var. Şöyle yaptığım zaman hangi paket, hangi versiyon, hangi lisans, çok güzel bir dosya. Şöyle yukarı doğru çıkalım bakın. Bizde GPLv2'ler, MIT'ler, MIT ve Apache lisans en özgür kullanımı, reuse, tekrar kullanım özgürlüğü en geniş olan lisanslar. MIT lisansıysa gönlünüz rahatlığıyla alnınızın ak sütü gibi helal modda kullanıyorsunuz. Ama tabii ki LGPL, işte CCSA bizim dokümanların formatı. Onlar copyleft. GPLv3 copyleft. Copyleft olunca onlara şöyle diyorum ben kabaca, umarım bununla ilgili bir içerik yaptığımızda yine ifade ederim. Lavabo aç gibidir copyleftler. Aça denize kadar dökülmek üzere tasarlanmış lisanslar. Ne demek yani bu? Örneğin CCSA'de sadece attribute etmeniz, yani ben şu kaynaktan aldım demeniz yetmiyor. Aynı zamanda aldığınız kaynak hangi versiyonda o CCSA'yı lisanslamışsa siz de kendinizi distribution yapıyorsanız eğer o kaynağı benim yaptığım gibi, Bootlin dokümanlarını yaptığım gibi CCSA olarak versiyonlamanız gerekir gibi gibi. Burada BST'ler var. Berkeley, işte GPLv2 en yaygınlar, MIT, LGPL2. Ondan bahsedeceğim. Özellikle Qt Framework üzerinden bahsedeceğim lisanslama mini serisinde. Yoktu serisinden sonra bir lisanslama mini serisi. Ardından da Advanced Base Scripting mini serisi planlıyorum. Ondan sonrası içinde ön hazırlıklarım var. Bakalım, araya da sıkıştırmış olayım. Yine söyleyeceğim. Böyle bir gaza geldim, ifade ettim. Bakınız. Burada versiyonları var. Bu manifest dosyasından da hangi paket hem dahil olmuş, hangi versiyonla ve hangi lisansla, bunu görüyorsunuz. Evet, lisans meselemizi şimdilik bir ara verdik ve hemen writing recipes going further. Artık
ileri ileri reçete konularından biraz bahsedelim. Package Futures konusu. Package Config. Daha önce AutoTools kullanmışsanız nokta .config remake make install. Ne dediğimi anlıyorsunuz. Veya source code'dan hangi projeyi derlemişseniz onlara bir derleme aşamasında konfigürasyonu bazı parametreler verirsiniz. Hangi özelliklerle derleneceğini söylemek için. Bunu package config ile yapıyoruz. Örnek olarak Conman örneğini vermiş. Bu konu aslında şu aşağıdaki variable flex konusuyla da alakalı. O zaman geriye dönüp yine ifade edeceğim. Şimdi buna odaklanalım. Package config feature diyor. 4 bölümden oluşur. Bakın 1 virgülle ayırıyorum. 2, 3, 4. Birinci ifade, bunlar bakın eğer AutoTools'la derlenecekse, mesela configure script'ine verilecek aslında komut satırı parametrelerinden ibaret. Ne oluyor artık? Ona bir Wi-Fi package config köşeli parantez içerisinde Wi-Fi dediğimiz zaman bir enable durumunun string doğrudan yani configure script'inin istediği string ifade. Disable etmek için configure script'in istediği disable ifade. Bir, şimdi bakalım bağımlılık durumu. Depends ve rdepends. Depends neydi? Derleme zamanı bağımlılığı. Rdepends neydi? Runtime. Çalışma zamanı bağımlılığı. Şimdi demiş oluyorsunuz ki Wi-Fi'yi bu Conman için, Conman'da nedir? Connection Manager. Bu embedded sistemlerde yoktu öyle beraber gelen bir open source bir proje Conman. Bu Connection Manager eğer Wi-Fi, package config Wi-Fi dediğiniz zaman birinci ifade geçerli. Wi-Fi enable. Eğer Wi-Fi yazmıyorsanız şunu disable Wi-Fi kabul ediyor o kadar. Eğer Wi-Fi enable oluyorsa derleme zamanında VPA supplicant'a ve runtime'da VPA supplicant'a bağımlıdır. Eğer Bluetooth enable edecekseniz bunun variable flag'inin ismi Blues. Dependency ile uyumlu olmuş. Eğer burada bakın Blues yazmıyor. O halde Conman Bluetooth'suz yani tire tire disable Bluetooth ifadesi configure script'ine parametre olarak geçecek demek. Eğer enable olarak buraya Blues yazsaydık package config'e veya başka bir yerde append de edilebilir. Bakın bu soru işareti soru işareti eşittir durumda. Başka bir BB append dosyasında package config append kabul edebilir. Blues 5 onun için runtime, pardon, build time, derleme zamanı bağımlılığı. Blues 5 aynı zamanda runtime bağımlılığı. OpenVPN'de OpenVPN enable edilmiş olabilir. Ama herhangi bir build time bağımlılığı yok. Ama runtime'de tabii ki OpenVPN paketlerine konma muhtaç olacakmış gibi bir ifade şekli. Şuraya koyduğunuz Wi-Fi ifadesi, Blues ifadesi, OpenVPN kelimelerini siz seçtikten sonra package config'e atanacak feature listesini vermiş oluyorsunuz. Ve package konfigürasyonunu Conman iç örneğinde yapmış olduk. Conditional Features'a geçmeden bu kuru bilgiyi bir ıslatalım hemen hızlıca. Şimdi package config bir variable flex set edilmiş dosyaları şöyle bir görelim bakın. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Perf için, Kmod için. Gözümüze bir tanesini kestirelim. Glib Networking, Drop 1 için var. Conman'a gözümüz, hangisine gözümüz çarparsa Drop 1'e döneceğim galiba. Dbus, CoreUtils. Bakın hepsinde package config'ler özellikle versiyon agnostik dosyaları include'larında kullanılmış. OPKG utils evet. GDB, APT vesaire vesaire. Biz hayatımıza yakın bir tane drop 1'e gidelim.
Drop 1'in include'una gittik. Bakın SystemLibTom ismini verdiği bir variable flag var. Default olarak disable. Burada disable'ı önce yazmış. Enable'ı sonra yazmış. Sonra da bağımlılıkları yazmış. Artık burada şeye göre değişen şeyler. Package'e göre değişen gerçekler. Başka geçiyorum bakalım. Burada sadece iki tane yer. Şeyde default'u da boş geçmiş. Başka bakalım. En zenginlerden bir tanesi Camo. Camo'yu açtım. Bakın. Parametre zengini. STL. Enable STL, Disable STL, Lib STL. Şimdi bakın biz bunu aslında bir yerde kullanıyoruz. Haydi kullandığımız yere gidelim. Buna benzer bir şeydi. Acaba neredeydi? Local conf'a gidiyorum. Bakınız. Append etmiş. Package name Camo Native. Camo Native'e package config append ediyor. Boşluğunu bırakıyor STL. Ne oldu? STL desteğinin olması ya da olmamasını bu şekilde belirledi. 1. Package config. 2. Append remove durumu. 3. Üçüncü parçası ismin package name tire paketin adı. Evet böyle bir yazım şekliyle pakete derleme sırasında hangi özelliğini açılıp kapanacağını da belirtiyoruz. Koşullu özellikler burada diyor ki bir aslında bu da Python task'la alakalı. BBUtils contains aslında bir benim bildiğim kadarıyla bu bir Python fonksiyonu olarak çağırıyor BB modülünden. Utils contains diyor ki distro features'ta Wi-Fi varsa Wi-Fi dön. Yani distro features'ta Wi-Fi varsa package bu package config'e de Wi-Fi ekliyor. Örneğin comma'nın yine burası olsun. Diyoruz ki distro features dağıtımın ana özelliklerinde Wi-Fi tanımlanmış ise comma'nın package config'inde de Wi-Fi enable et. Distro features'ta Bluetooth varsa comma'nın package config'de derleme özelliklerini konfigürasyon da Bluetooth enable et. 3G enable et. Distro features'ta varsa comma'da da enable et demenin ne kadar bakın aslanlar gibi bir çözüm. Bayağı güzel bir bölüm burası. Evet Python tasks diyor. Biraz önce BB'yi gördük. OS bildiğiniz import OS dersiniz ya Python eğer şöyle böyle yazıyorsanız import OS ifadesini yani OS ana modüllerden bir tanesi işletim sisteminde işte dosya mosya vesaire işletim sistemiyle ilgili çeşitli bilgiler erişiminizi sağlar. Bakalım şimdi hemen özelliklerine bakalım. Get var, set var. Birazdan göreceğiz. Get var flag. Variable flags'e örnek vereceğiz. Bunlar da Python taskları içerisinde Python kodu yazıyorsunuz. Mesele bu. Bakın do set time diye bir task yazılmış ama Python'da yazılmış. Ne diyor? Başında Python keyword yazıldığı zaman o fonksiyonun içerisine tabii task olarak da set edilebilir, normal fonksiyon olarak da kullanılabilir. Python keyword'ü do set time nedir bir task olarak set task yapılmış bu bir task'tır denmiş. Ne oldu? Import time. Time modülünü import etti ve time modülündeki fonksiyonları işte tak tak tak. Şu d tabii şurada ifade etmiş. Bitbake data store'una erişmemizi sağlayan özel ifade. Bakın fonksiyon isimsiz yazmış. Fonksiyon isimsiz yazdığı zaman
interpreter, yorumcu yukarıdan aşağıya örneğin bash script olarak yorumlamaya ilerlerken bu kısma, bu noktaya geldiğinde bir fonksiyon call olmayacak, fonksiyon çağırma olmayacak. Doğrudan bu noktadan itibaren interpreter, yorumcu burayı da Python'da bu sefer yorumlayıp aşağıya doğru devam edecek. Ama buradaki ise bir fonksiyon tanımı ve implementasyonu. Nerede çağrılırsa orada Python olarak bu satırlar yorumlanır. Bakın anonim Python fonksiyonları parse etme sırasında çalıştırılır diyor. Parse etme sırasında ben diyorum yani interpret, yorumlanma sırasında diyorum ya da. Variable flag. Aslında biz biraz önce variable flag'leri gördük de haberimiz yok. Şimdi variable flag'de burada task'lar için ifade, örnekler vermiş. Aslında sadece task'lar için değil. Tasks and variables. Dolayısıyla package features'taki kullanım şekli de aslında bir variable flag. Yani bir değişken var. Bir şeyler taşıyor. Ama taşıdığı değişken, taşıdığı değer aynı zamanda daha geniş bir string'i taşıyor. Yani buraya variable flag demiş. Wi-Fi burada bir variable flag oluyor. Variable package config, Wi-Fi de variable flag olmuş oluyor diye isimlendirmeler bu şekilde. Evet, burada da benzer şekilde bu sefer task için bir data taşınmış oluyor. Örneğin Bitbake'in desteklediklerini ifade etmiş. O task'a dair ekstra bilgiler, hatta attribute gibi değerler, onun için listelenecek ifade, açıklama ifadesine kadar bazı ekstra bilgiler de variable flags ile taşınabiliyor. Evet, root file stem creation'a geldik. Files burada ana variable'ımız. Sonrasında da package name geliyor. Birazdan splitting package'da detay göreceğiz. Burası arkadaşlar sadece ve sadece kurulum paket, bir dev paketi, bir IPK paketi veya RPM paketi oluşturuyoruz. Onun içerisinde malum debin ve IPK'nın içerisinde ne vardır? Bir data kısmı vardır. Bir kontrol arşivi vardır. Deb bir arşivdir. Onu arşiv açan bir uygulamayla açabilirsiniz. İçerisinde bir data, ayrıca içerisinde bir data arşivi ve kontrol arşivi görürsünüz. Data arşiv dosyasının içerisinde sizin relative path olarak, fake path olarak kurulum dosyalarınız yer alır. İşletim sisteminde nereye kurulacaksa orada fake path olarak yer alır. Ve oraya açılmış olur. İşte bu bilgi bu files ile taşınıyor. Dev paketleri oluşuyor. Ve rootfs, işte rootfs efendim dev bb class, rootfs ipk bb class ile de bu kurulumlar gerçekleşiyor. Bakın imagefs types. Tabi imaj x3, tarixc vesaire ona göre oluşturulur. Paketler oluşur. Rootfs de oluşturulan paketler üzerinden. Yani biz bir image install dediğimiz zaman yani bu pakete dahil olsun, bu paket imaja dahil olsun dediğimiz zaman onun arkada aslında IPK'sı, debi de oluşturuluyor. Şimdi hemen şu metaclass rootfs'e gidelim. Meta classes rootfs dep ipk rpm diye bir açtık. Bakın burada bayağı bir şey var.
Evet, tüm Magic'te bu dosyaların içerisinde aslında gerçekleşiyor. Bunlar da artık Python yoktan oldukça alt katları, dip dosyaları. Şimdi Rootfs Creation'a örnek demiş. Evet, daha önce kurduğu paketleri APT ile bir yere kurup onu paketlediğini gösteren bir fonksiyon. Evet, paketleri bölme meselesi. Burada files gerçekten tam işimize yarayacak. Örneğin kexec ve kdump, kexec ve kdump diye iki paket oluşturacak. Ve kurulumlarında ayrı ayrı bakın package tanımlaması yapıyor. Ve kurulumlarda ayrı ayrı, bu sefer dolar package name vermedi de ayrı ayrı paket isimlerini söyledi. Böylece ne oldu? Kurulum birden fazla paket çıktısı verebilecek bir reçete. Evet, dbg, devdoc, statik dev vesaire, bunlar derlediğiniz paketlerde otomatik oluştuğunu göreceksiniz. File ise herhangi bir şey yazmazsınız. Zaten default noktalara uygulamanızın, bizim AninvaderS'ın kurulduğu yer gibi default noktalara kurulduğunu göreceksiniz diyorum. Ve 8. ders 1. kısmı burada sonlandırıyorum.